Merhaba. Bugün farklı bir konuğumuz var. Nevzat Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Normalde biz bir sinema programı olduğumuz için ve sinema okulu olduğumuz için sinema ile ilgili insanları alıyorduk ama öyle bir şart yok, değil mi Veysi? Kesinlikle hocam. Nevzat Bey de sinemaydı zaten. Yani. En son Cem Yılmaz'ın filminden sonra sinemanın göbeğine oturdular. Sponsor mu oldun? Kısmen bir beraber çalıştık bir reklamla ilgili ama güzel oldu yani. Keyifli. Senaryo yedirebildi. Çok tepki görmedi o yüzden. İyi geçti. Şimdi tanıtıma gerek yok ama yine de bilmeyen belki birileri varsa Nevzat Bey, Nevzat Aydın Yemek Sepeti'nin kurucusu. Doğru mu? Evet, doğru. Tek kurucusu musunuz? Hayır, kurucularından biriyim, daha doğru aslında. 4 tane kurucusu var. Hı-hı. Ama şu anda kalan tek kurucu benim. Birlikte çalışan yani. Diğerleri erken mi ayrıldı? Onlar zaman içerisinde yavaş yavaş ayrıldılar. Fırlatma. Ben kaldım. Yok. Kendi kendine bastılar. Tamam işte onu diyorum. Evet. Bizim programda belki görmüşsünüzdür, sinemayla ilgili konuştuğumuz için şöyle bir şey konuşuyoruz ve genelde Veysi bana sinir oluyor. Fikir önemli değildir diyorum. Onun için sizin meseleye bağlayacağım. Genelde şöyle bir şey var ya, abi herif ne fikir bulmuş, adam ne fikir bulmuş. Ama ben fikrin önemsiz olduğunu düşünüyorum. Sinemada da, business aleminde de. Evet, düzgün bir fikir önemli ama Yemek sepeti yapan şey o uzun çabadır herhalde diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Yani bence aynı fikri o dönem 10 tane farklı ekibe verseydiniz 9 tanesi başarısız olurdu büyük ihtimalle. Yani biz başarılı olduğumuz için bunu söylüyorum. Hı-hı. O anlamda doğru. Ki zaten deneyen de oldu mu? Yanlış çok oldu, mı diyorum? Çok oldu. Yani büyük gruplar falan da denediler. Olmadı. Bence eskiden bir dönem fikrin daha önemli olduğu bir dönem olabilir. İnsanların bu kadar iletişimde olmadığı, her türlü şeyin bu kadar paylaşılmadığı, hayatımıza nüfus etmediği internetin zamanlarda belki fikir bir süre için biraz daha kalıcı olabilir. Ama asıl başarıya götüren o fikrin uygulanışı. İşte sabır, sebat, persistence deniyor işte. Öyle diyorlar yani yurt dışında. Sebat. Sebat herhalde birebir. Onun sonuna kadar sürdürülmesi ve projenin başarıya ulaşması oluyor. Yani katılıyorum. Çok büyük oranda katılıyorum. Sadece bir dönem dediğim gibi 70'ler olmasa bile 80'ler, 90'larda iletişim bu kadar yüksek değilken fikrin daha korumacı olduğu bir dönem vardı ama artık öyle bir şey söz konusu değil yani. Peki bu fikri siz mi buldunuz yoksa zaten var mıydı? Yani farklı örnekleri vardı dünyada. Amerika'da benim kullandığım projeler de vardı. Ama yemeksepeti.com'un bir takım detayları var. O detaylarda ayrıldık yurt dışından. Yani nedir onlar? Mesela parayı kredi kartıyla almak online. Mesela siparişi kendimizin getirmesi veya restoranın getirmesi. Veya restorandan önce bir para alıyor olmak vesaire gibi. Böyle 4-5 detay var. Orada ayrıldık ki bence doğru yapmışız. Yani internet ve paket servis konsepti dünyada vardı. Ama yemek sepeti özelinde onu bu detaylarla yapıp başarıya ulaştıran ilk firma biz olduk aslında. Siz nasıl bir aileden geliyorsunuz? Şunun için soruyorum. Genelde o adam yapmış demek ki ailesi varlıklıydı, şeyi vardır. Yok, öyle bir şey yok. Anne baba devlet memuru. Yani hepsi eğitimli. Yani babam işte İstanbul Hukuk, annem eğitim fakültesi vesaire. Yani teyzeler, dedeler falan da hep okumuşlar, doktorlar vesaire. Ama öyle bir şey yok ya. Para falan öyle kendimizi geçindiriyorduk yani. Ben hatırlıyorum hatta bayağı. Zorlandığımız anlarda oldu dönem. Ama ondan sonrası iyi gitti. Yani onların benim hayatıma etkisi, bana tek çocuğum ben. Bana inanıp istediğim şeyleri gerçekleştirebilme fırsatını bana verdiler. O çok önemli. Yani demek ki o güveni yaratabilmişim onlarda. Yani ben işte ilkokul, ortaokul, lise, üniversite hiçbir zaman benim eğitim için para harcamadık. Yani özel okullarda okumadım. Devlet okullarında okudum. Ve ya onlara tabir yerindeyse pek yük olan bir öğrenci değildim. İyi bir öğrenciydim. Ondan sonra Amerika'ya gittiğimde özel okula ilk defa burslu bir para verildi. Hayır. İlk defa orada bir para verildi. İşte master eğitimi için. Onu da bir sene sonrasında zaten bırakıp Türkiye'ye geldim. Ha, ve bıraktınız. Bıraktım, okumadım. Yani, ve dedim ki işte ben artık yemeksepeti.com diye bir şey var. Ben bunu yapmak istiyorum dedim. Hiç unutmuyorum yani, tabii böyle ailecek bir araya geldik. Onlara açıklıyorum bunu çünkü işte orada diploma var, eğitim var vesaire. Herkes benim okumam için seferber olmuş falan. Babam dedi ki oğlum dedi işte proje ne falan, anlattım yani. Ama temelde internetten yemek satmak aslında olay yani. Ve 2000 yılında
bunu anne baba seviyemde, yani yaş olarak bizden daha büyük insanlara bir de 2000 yılında anlatmaya çalıştığımı düşünürseniz aslında bayağı sıkıntılı bir süreç yani. ve temelde internetten yemek satmak. Evet dedim. Peki oğlum dedi 6 ay sonra satsan olmuyor mu dedi babam. Yani 6 ayda okulu bitirsen de falan. 6 ay mı kalmıştı? 6 ay kalmış. Bir dönem kalmıştı. 5 ders mi ne vardı? 5-6 ders vardı. Baba haklısın ama dedim. Yani ben şu anda buna çok motiveyim. Çok konsantreyim. Ve yani bunda şu anda uğraşırsam başarılı olabileceğimi düşünüyorum. 6 ay sonra böyle hissetmeyebilirim. Ben bunu deneyeyim bir sene. Olmazsa dönüp okulu bitiririm dedim. Artık kimin için kime garanti veriyorsam ya. İşte ama içinizde yani. Biliyorsunuz öyle bir şey olmayacağını. Evet yani. Çünkü yani başarılı olacağını düşünüyordum ben. Yani hiç o konuda, hatta yolculuk boyunca farklı ortaklarımızla veya çalışanlarla farklı diyaloglar da oldu. Yani ne oluyor, nereye gidiyoruz, ne kadar sürecek bu yolculuk, ne zaman başa baş noktasına geleceğiz falan. Orada en pozitiflerden biri bendim yani. Mutlaka. Çünkü şeyi görmüştüm ben bence. Yani internetin insanların hayatını ne kadar değiştirdiğini ve yemek siparişinin de bunun önemli parçalarından biri olacağını hissetmiştim. Sadece yeterli sayıda insana ulaşmak gerekiyordu. O da para ve reklamla olan bir şeydi. Ama 2001'den bahsediyoruz yani, arkadaşlar tam bilmeyebilir belki. Bir de krizin de tam zamanı. Tam ortası. Kasım 2000 kriz, 2001 Şubat ikinci kriz. Ve Türkiye'deki internet kullanıcısı sayısı da şu andakinin herhalde 50'de biri falan olabilir. Kesin öyle bir şeydir yani. Yani öyle şey bir ortamda. DSL yoktu yani. Evet. Yüksek hızlı internet. 56 kilobit falan. Tabii o modemden garip grup seslerin çıktığı ve internete işte öyle bağlanıp. Şunu yazardık bir siteye, bunu hatırlıyorum. Siparişi verme sayfasında tam derdik ki lütfen siparişi verdikten sonra internetten çıkın. Çünkü siparişle ilgili bir problem olursa sizi aramamız gerekebilir derdik. Çünkü insanlar internete tek telefonlarından bağlanırlardı yani. Ben de öyle bağlanırdım yani. Ben bu arada kurulduğu anda abone olmuştum. Ne ekip olmasın. 97 falan herhalde. Öyle datanetler falan vardı, hatırlıyorum. Ya ben Türkiye'ye falan. İlk internet girdiğinde BBS'ler vardı belki. Evet, Altınborg'lar tabii. Yani internet yok. Siyah beyaz ekranlar bu arada bunlar. Yani böyle bir görüntülü bir şey oynayıp hareket etmiyor yani. Günde 2 saat bağlanıyor. Anadolu Net vardı belki bilirsiniz. Hmm. Günde 2 saat internete bağlanıyor. Mail atıyorsun mesela, ertesi gün gidiyor. Ve cevabı da ertesi gün bakabiliyorsun falan. Yani bu devirlerden geldik düşün. Benim şansım şeydi. Ben bilgisayar mühendisliği öğrencisiydim Boğaziçi'nde. Bizim laboratuvarlarda vardı internet. Vardı, 94'te. Ben de giderdim, evet. Tabii yani o zaman için mucizevi bir şeydi. Text yani. Tamamen. Text tabii. Bir Mozaik diye bir browser çıkmıştı o zaman Netscape'den önce. Mozaik'ten bir şey indirme çalışıyordum, böyle Pamela Anderson fotoğrafı falan filan. Tabii o ilk, yani ilk internetle tabii ilişkimiz bu şekilde başladı. Bütün gün indirirsin, ne olduğunu görmezsin, işte diskete kopyalarsın, eve götürürsün falan filan. Sonra bakarsın ki korrupt olmuş dosya, bozuk çıkmış falan filan. Ne, o zaman hocalarımız derdi ki, Nevzat derdi, çok fazla internete yüklenme, Türkiye'nin çıkışı daralıyor derdi. Yani çünkü Türkiye'nin çıkışı işte 64 kilobitli ODTÜ üzerinden falandı. Biz biraz yüklenip bir şeyler indirmeye falan kalksak biterdi yani. Bütün ülkenin interneti sekteye vuruyor. Fakat şeyi gördüm ve hakikaten bu iyi bir fikir bence. Yani orijinal değil belki ama. Ve şey çok hoşuma gitmişti yani, aslında sizden sonra bir sürü şirket onu yapmaya başladı. Kendisi bir hizmet üretmiyor aslında. Yani yemek yapmıyor. Çünkü yemek yapmak daha iyi zor bir iş. Zor iş, çok zor iş. Yani teslimat da zor iş. Evet, ama teslimatı yani yapanları aslında satıyor. Bu çok parlak bir fikir. Airbnb, Uber. Evet. Aslında çok sonra geldi. Evet. Yani bence çok mantıklı bir modeldi. Hala öyle yani. Olayın en zor iki tane kısmı var. Bir, yemeğin yapılması. İki, teslimatı. Bir de yemek sepetinin şimdi büyümesine baktığımızda şu anda yemek sepeti üzerinden günde 300 bin sipariş geçiyor. 300 bin siparişi iletmeye kalksanız veya hazırlamaya kalksanız kaç kişinin çalışması gerekiyor düşünün yani. Evet. Herhalde 30-40 bin kişilik benim bir ekip çalıştırıyor olmam lazım. Ama yemek sepetinin bütün çalışan sayısı 500. Yani çalışan sayısına göre ürettiği katma değer ve sektördeki konumu anlamında çok daha ileride bir yerde. Evet Veys Bey. Onlar çok yoğun kullanıyorlar. Biz her gün burada. Ben muhtarım abi. Çıkan girdi muhtarım abi. Şimdi muhtarlar ya, önümüzde şey çıktı. Milli Piyango Engeli çıktı. Yoksa muhtarlara çok güzel yer verecektik.
Abi ben de bekliyordum. Olur. Verecekti. Daha da vereceğiz ama. Yani çok uğraşıyoruz onunla. Belli bir limitin üzerine vermek için Milli Piyango'nun izni gerekiyor. Bu da haftalık bir iş. Onu bir türlü beceremedik. Olmadı ama yapacağız yani. Muhtarlar bizim canımız ya. Muhtarlar olmasın ya. Sinemaya ve sanata karşı bir duyarlılığınız var ya. Yani ben en azından öyle olduğunu düşünüyorum. Sponsorluk falan verirken sadece firmayı itmek için mi yapıyorsunuz bunları, yoksa gerçekten bu işin içinde bulunalım diye mi yapıyorsunuz? Tam olarak bu işin içinde bulunalım, olalım. Bu iş keyifli bir iş. Bizimle beraber izleyiciler de bizi orada görüp keyif alsınlar diye yapıyoruz. Zaten normalde ölçümlenemeyen herhangi bir şeye biz girmiyoruz. Ne yazık ki televizyon ve sinema da çok kolay ölçümlenebilir mecralar değil. İnternet çok kolay ölçümlenebilir bir mecra. Buna rağmen istisna olarak filmlerde veya işte çok ender de olsa dizilerde falan bizi gördüğünüz oluyor. Ama asıl amaç tamamen ya, bu güzel bir iş. Hem bu çorbada bizim de bir tuzumuz olsun, hem de güzel bir işin içinde yer alalım marka olarak. Amacımız bu yani. Seçerken peki direkt siz mi dahil oluyorsunuz bu sürece? Eskiden hep ben dahil olurdum. Artık benim bilmediğim projeler, yönetmenler ve işler çok çıkıyor. O yüzden de daha genç arkadaşlarla beraber oturup hep beraber istişare ediyoruz. Yani yaklaşık bir 8-10 kişilik bir beyin takım var orada. Onlarla bir araya gelip bunun bize artısı ne olur, eksisi ne olur? Burada konumlandırmak ister miyiz kendimizi? Kullanıcı iletişimi açısından ne yapabiliriz? Yani biz çünkü yemek sepeti, reklamlar falan, bunu istemiyoruz. Ya o gerek senaryo bir yedirilebilir mi, bir şey olabilir mi, daha farklı nasıl akılda kalıcı olabiliriz, onların peşindeyiz. O çizgimizi koruduğumuz takdirde de olabileceğimiz kadar işte olmaya çalışıyoruz. Ama çok da fazla böyle bizimle aynı dili konuşan proje geliyor mu diyorsanız çok da fazla gelmiyor yani. Neye bakıyorsunuz? Herhalde sen onu demek istiyorsun, evet. Aslında. Proje yani şimdi özetim bizim programla da bağlamak için ben de soracaktım bunları da, biraz hızlı gittin aslında. Yani yemek sepeti hikayesini tamamlayamadık ama. Şimdi sinemacılar, döneriz ona yine. Yani sinemacılarda şöyle bir şey vardır. Para arama. Yani bütün yönetmenler toplanırız, hep para arıyoruz. Fakat onun yöntemleri çok belli değil. Nazım'ın hemen arkasındaki sorusu şu olabilirdi. Abi bir projem var dediğinde. Hemen onu bindirecektim. Nasıl geliyor size? Ya şimdi senaryonun içinde geliyor genelde. Yani senaryonun içinden bir yerine yedirilmiş olarak geliyor. Bizim konu da çok spesifik bir konu, yani paket servis ve yemek siparişi. Burada her an her yerde de olabilen bir şey. Yani burada bir çift oturuyor olsa veya biz oturuyor olsak, ne konuşuyor olursak olalım işin içinde illa bir yemek siparişi geçebilir. Bir biz bunun biraz daha farklı bir şeyini arıyoruz. Yani en son işte Cem Yılmaz'ın en son filminde bunu yakalayabildik ve çok mutlu olduk bununla. Ve buna benzer şeyler gelirse de hiç kulak arkası etmiyoruz ve çok da ya beğendiğimiz bir iş olduğu takdirde, bunu söylemem ne kadar doğru bilmiyorum. Evet, bir anda 500 proje gelir. Evet, yani çok da böyle acayip pazarlık yapıp öldüren bilmem ne falan bir tarzımız yok yani, daha rahatız yani. Zaten kendimiz de bir internet firması olduğumuzdan ve her şeyin ölçümlenmediğinin farkında olarak markaya da yatırım yapmamız gerektiğinin bilincinde olarak bu işleri yapıyoruz. Ya yani illa buraya reklam verdik, evet işte buradan 1000 tane üye aldık, oradan 250 tane sipariş geldi, o siparişten kazandığım para benim, Burak, zaten öyle bir şeyler olmuyor da yani mentalitemiz bu değil yani. O pek mümkün değil galiba. Yok, yani o kadar direkt bir ilişki olmuyor. Aslında lafı biraz uzatarak getirdim buraya da, özette benim de bir tane kısa filmim var. Çok yormayacağım sizi. 10 bin lira kadar bir şey. Çok özür diliyoruz. Çok özür diliyorum. Hemen arkadaşı alın. Hocam bu rezalet için özür dilerim hocam. Ne oldu, ben bir şey diyeceğim. Pardon, sözünü kestim. Bu başka bir programda gördüm sizi. Futbol yazarı neydi? Mehmet Demirkol. Demirkol'un programında gördüm de. Şimdi oraya da gelecektim ben. Yani bir sabah uyandınız ve bütün Türkiye gazeteyi açtı. İşte 550 milyon dolar mıydı neydi satıldı 89. Falan. İşte 27 milyon doları dağıttı falan filan. Biz çok şey isteyen oluyor. Yani sürekli bir şeyler isteyenler oluyor demiştiniz, öyle mi? Ya Instagram'dan. Son örneğin. Yani bunun herhalde en olası mecrası Instagram değildir yani. Instagram'dan günde 15-20 kişi geliyor yani. Bunun e-maillerini bilmem ne, kapıya gelip bekleyenler falan var yani. Ha, yazık bu bir şey tabii. Ya şu çok yazık.
Zaten direkt geçen biri göndermiş, mektup yazmış. Mektubun attachment'ı var, ev alacakmış. Sahibinden evin ilanını çıkartmış, print etmiş. Üstünü çizmiş, pazarta yaptım demiş. Yani 115'ten 105'e işte 105 bin TL istiyor benden. İBAN falan göndermiş altına, yazmış böyle el yazısıyla falan. Ya yani bu ben de parayı göndereceğim, bitecek iş yani. Evi alacağız hemen. Yani. Yani çok, hakikaten çok acayip. Şey daha ilginç. Şimdi zaten dümdüz para isteyenlerle öyle bir ilişkimiz tabii ki olmuyor da. Mesela proje için geliyorlar. Yani benim bir projem var. O klasik. Herkesin çünkü bir projesi var zaten. Şimdi ona biraz böyle destekleyici falan bir yorumlar, yanıt yazdığım zaman acayip gaza geliyor karşı taraf ve benim buna yatırımcı olacağımı ve işte hayatının projesinde onunla ortak olacağımı düşünüyor. Çok yanıt vermezsem, ilgi göstermezsem zaten ukala, kendini beğenmiş ve işte bir tane proje tutmuş, bir tane girişimci olarak onun adamın karşısında duruyorum. Ya yani bunun bir şey yok, kazanma yolu yok yani. Bu de, noktada pardon. Benim kitle de şey, ya girişimci ya da futbol sever. Yani ilginç bir kitle hakikaten. İşte tweet atıyorum, bayağı takipçi var. Futbolla ilgili atıyorum. Girişimciler diyor ki abi bu ne biçim sürekli futbolla ilgili atıyorsun? Biz seni onun için mi takip ediyoruz diyor. İşte girişim atıyorum, şu kadar yatırım matırım olmuş. Ne alakası var diyor abi. Trabzon'un en son transferi kim? Sen ondan bahset falan diyor. Ya kimseye böyle yaranamadığım bir süreçte hissediyorum kendim birkaç yıldır yani. Tam bu noktada şeye dönelim. Tam yerine geldik aslında. Şimdi insanlar size geliyorlar ya bir şeyler istemek için. Siz nasıl yaptınız ilk yemek sepetini kurarken? Biz istedik, kimse bize bir şey vermedi. Vermedi değil mi? Vermedi, hiç kimse vermedi. Sıfır yani. Ailelerin elinde avucunda ne varsa onları yatırdığı bir proje yemek sepeti. Kendi yatırımınız. Yani. Tabii tamamen. Yani hiç melek yatırımcı bile yok işin içerisinde. Yani siz anlatmaya çalıştınız ama... Evet, yok, ilgilenmediler. Bak bir bu de çok böyle, önemli ama bak. Yani Bir de böyle üst perdeden falan bakışlar vardı o zamanlar böyle yani... Şimdi ben etraftaki projeleri hatırlıyorum. Xtir falan gibi böyle saçma sapan projeler vardı. Ve büyük holdinglerin büyük paralar harcadıkları. Biz de onların şubo harcadığı falan, paranı... Şubo. Evet, evet. Türkcell'in şubosu vardı. Çok yani çok fazla projeye çok ciddi paralar harcandı. Hiçbir yere gitmedi projeler. Biz onların istediği paranın böyle %1'ini falan istiyorduk yani. Ya internetten kim yemek siparişi... Benim arkadaşlarım bile ya yani internetten kim yemek siparişi verecek diyordu. Yani evde desktop'u aç, işte bilgisayara bağlan, modemle gir. Kim bununla uğraşacak ya diyorum. Böyle değil bu olay. Bak artık bu makineler internette kendiliğinden olacaklar. Zaten senin bir şeyi çevirmen falan gerek kalmayacak. Kimse dinlemiyordu yani. Ama ne zaman ki kullanmaya başladılar kendileri bir kere... Ondan sonra o alışkanlık haline geldi. İşte bu hep benim programlarda bahsettiğim şeye denk geliyor. Çünkü filmcilikte de böyle bir sorun var. Yani bir şey yazıyorsun aslında, hani Cem Yılmaz'ın dediği gibi kıçından uyduruyorsun bir şey. Gidip yatırımcılara veya parası olanlara veya bu işe para koymak isteyenlere anlatıyorsun. Ve hiçbir zaman para alamazsın kolay kolay. Yani çünkü fikri anlatmak yetmiyor. Yani... İnsanlar bir şeyin çalıştığını ancak görünce bu sefer diyorlar ki şimdi onlara sorun çok iyi fikirdi yemek sepeti derler. Ama o zaman öyle demiyorlar. Bir de şeyler vardı. Mesela ben bir toplantıya giriyorum artık, yemek sepeti yeni yeni filizleniyor, insanlar duyuyor falan. Bizim projemizdi, projemizi çaldınız falan. Yani, ilk benim aklıma gelmişti. Yani, kimin aklına geldiğinin önemi yok ki. Yani eminim Türkiye'de ilk defa internetten paket serbest siparişi benim aklıma gelmemişti. Birilerinin gelmiştir yani. Ama onu doğru şekilde uygulayıp işte sebat edip oraya doğru gitmek önemli olan, onu biz yaptık yani. Peki kendi paranızı koydunuz, ne kadar zaman sonra bu çalışıyor'yu anladınız? Kendi paramızı, yani şirketten ilk parayı almamız 5 sene sürdü. Bak ondan önce para falan almadık. 5 yıl zarar. 5 yıl sürekli kendi kendine yatırım vesaire falan, hiç para almadık yani. Ya ben kişisel olarak bana soruyorsan ben birinci senenin sonunda bu iş olacak demiştim ya. Çünkü şeyi gördüm. Bir insanların iki şey olabilirdi sipariş verenler. Bir, denemek için sipariş veriyor, ondan sonra bir daha vermiyor. Bakıyor yani çalışıyor mu çalışmıyor mu. İki, sipariş veriyor ve bunu hayatının bir parçası haline getirip artık bundan sonra sipariş vermeye devam ediyordu. İkinci oldu. Ya onu bir senenin içerisinde bakıyorsun adam 60 tane sipariş vermiş. O zaman bundan sonrası artık 60 sipariş verecek adamlara ulaşıp onları bulmaktan geçiyordu. O çok uzun sürdü çünkü paramız yoktu. Hiç para yoktu yani. Reklam yapacak dedik ki hiç paramız yok, reklam falan yapamıyoruz, ne yapalım? İnsanlara öyle bir customer service, kullanıcı hizmetleri verelim ki insanlar bunu çok beğenip inanamayıp birbirlerine anlatsınlar. Yemek sepeti öyle büyüdü yani.
Mesela DVD projemiz vardı bizim. 30 liraya DVD verildi. Çok aldım ben onları. Ya, yine, bir ara Türkiye'de satılan DVD'nin %20'sini biz alıyorduk. Öyle büyük bir rakama ulaştık ki acayip bir ilgi gördü. Filmleri de tek tek ben seçiyordum her ay. Böyle mümkün olduğunca böyle kült filmlere gitmeye çalışıyorduk falan. Yani o da çok ses getirdi. O sizin çok kendi projeniz miydi? Evet, evet. Nevzat abi peki sinema reklam yatırımı için doğru bir yer mi? Ya doğru bir yer ama işte şeyden o normal TV reklamcılığından biraz daha farklı bir takım çözümler bulunması gerekiyor bence. Yani özellikle filmin içine girmekten bahsediyorum. Yani sinemanın öncesinde reklam olarak çıkmanın etkisi yani bilemiyorum tabii. Bunun mutlaka bir takım araştırmaları vesaire falan filan vardır ama daha çok senaryoya yedirilmiş, bizim kendimiz için konuşayım, seyirciyi çıktığımızda gülümseten veya en azından akılda kalıcılığı yüksek olan bir tarz bizim hoşumuza gidiyor ve biz onu yapıyoruz. Ürün yerleştirme aslında. Mesela evet yani. Biz de kendi aramızda hep onu konuşuyoruz. Yani eski tip konvansiyonel reklam sanki çok etkili değil ya gibi. Ya ben şeyler bıktım yani, sinemaya gidiyorsun 25 dakika reklam ve evet, nefret ediyorsun, markadan da soğuyorsun. Filmi seyretmek istiyorsun bir an önce falan. Onun artık çok bir anlamı var mı? Yani eminim büyük bir sektördür ve bir sürü insan ekmek yiyordur ama bizim en azından hiç gireceğimiz bir yer olmayacak o. Biz daha çok filmin içinde olmayı, seyircinin odağının sizde olduğu anda bir şekilde gözükmeyi tercih ediyoruz. Bir süre ama TBWA ile çalıştınız mı? Yanlış hala mı? Hala çalışıyoruz. Ha, yani hala reklam çalışıyoruz. Ajansınız var ve o da yürüyor. Var, yürüyor ama yani son en son ne zaman mainstream iş yaptınız derseniz herhalde birkaç 4 sene oldu mu? Yani. Yemek sepetinden sonra da yatırımcı kimliğiniz ön plan çıkmaya başladı. Ama genelde biraz daha tabii ki dijital, internet yatırımı yapıyorsunuz. Sinema ile ilgili böyle bir düşünceniz hiç oldu mu? Ya da sinema ile alakanız, ilginiz? Bir projem var geliyor. Arkasından geliyor. Birkaç proje geldi bu arada. Ama benim biriyle bayağı ilerledik, son noktaya geldik ama anlaşamadık en sonunda. Bu konuda para falan değil zaten yani. Çok fazla gelmiyor ya. Bilmiyorum. Yani daha çok belki de kendimi konumlandırmamdan dolayı internet, teknoloji, e-ticaret, işte pazar yerleri falan filan onlar geliyor. Sinema tarafında çok fazla bir gelişme yok yani. Benim açımdan en azından yani. Olmasını ister misiniz? Pişman olacağım galiba ama isterim ya, olabilir mi? Pişman olacağım. Çıkışta bir yemek. Bıkmadınız mı bu şeyde? Script okumak çok zor ya. Korkunç sinemada şey. Ya. Yani öbür taraftaki projeyi 2-3 dakika içerisinde anlayıp şey yapabiliyorum yani. Özümseyebiliyorum ve nereye gidebileceğini kestirebiliyorum. Ama senaryo okumak dediğin şeye bir 2 saat vermek gerekiyor. En hakkını azından vermen gerekiyor. O biraz şey benim için yorucu ve sıkıcı oluyor yani. Peki ama onun bahsettiği öyle bir şey değil galiba. Dijitalde sinema ile ilgili proje. Ha. Mesela ne? Netflix falan gibi bir şeyler mi? Daha farklı. Söyledim ya. Burada bir şey var yani. Neyse siz isterseniz biz çıkalım, siz konuşun. Ya olur ya yani. Bir de yani artık internet hızları medya streaming'e çok rahat karşılık verebildiği için İşte Netflix'i, Apple TV vesaire görüyoruz. Olabilir tabii yani. Tabii tamamdır. Olur olur. Netflix'i nasıl buluyorsunuz? Başarılı buluyorum ya. İlk ne zaman fark ettiniz? Ben Amerika'dayken Netflix çok yeni çıkmıştı. Ve o DVD alma verme, o gönderme Blockbuster'a rakipti. Evet. Nasıl yani Blockbuster'a rakip mi çıkmış falan filan diyorduk. Ve abonesiydim de yani. Blockbuster da buna şaşıyordu zaten. Evet, sonra şimdi Blockbuster en son kapattı geçen sene. Aslında aynı işi yapıyorsunuz bu arada. Yani benzer, evet. Yani evet. Yemeksepeti.com'la Netflix'in bir farkı yok aslında. Platform olarak. Çünkü evet, başkalarının evet hazırladığı kontenti. Gerçi şimdi onlar kendileri de hazırlamaya başladılar. Şimdi ya. Bize de o geliyor. Ghost Kitchen diye bir konsept var. Yemek öyle hazırlama. Mi? Ben ona inanmıyorum bu arada. Ama dünyada öyle bir konsept var. Yani mutfakta yemek hazırlayıp gönderme veya mutfak alanı yaratma firmalara göndermesi için diye bir konsept var. Bizim çok inandığımız bir iş değil. Ama tam birebir aynısı yani. Evet. Başarılı buluyorum. Ben gayet yani bir kere sebebinin ne olduğunu herhalde hedef kitle dolayısıyla öyle. Ama Netflix'te veya işte HBO vesaire tarzı
şeylerde daha üst bir level'dan bahsediyoruz. Daha kaliteli bir prodüksiyondan bahsediyoruz. Onlar daha keyifli oluyor. Yani Türk halkının hayatına narkozla giren aslında. işte La Casa de Papel bilmem vesaire falanla devam eden bir süreçten bahsediyoruz yani. Şey, arkadaşlar bilmiyorum, bir çıkalım mı biz, sen projelerini anlatacak mısın? Yok, ben ışığı aldım. Şeyden sıkılmadınız mı böyle gelen insanlardan? Ya yapabileceğim bir şey yok ya. Benim günümün bir parçası bu yani. Ha, hala aktif olarak arıyorsunuz yani aslında, öyle mi? E tabii, ama yani işte yol böyle olmuyor genelde. Yani ya buradan bir şey zor çıkar yani. İşte, teşekkür ederim. Ya. Ya onun daha farklı metotlarla daha farklı bir şekilde gelmesi gerekiyor. Peki ne olmalı? Bunu konuşalım, çünkü ben de bu aramızda sonsuz bir tartışma konusu. Ya benim mailime gönderilen 10 sayfalık bir prezentasyon beni hakikaten heyecanlandıracak bir prezentasyon. Her şeyi yapar yani. Bu yeterli yani. Ya oturup tekstle yazılmayacak böyle sayfalarca falan. Sunum tarzında. Pazar neye ihtiyaç var? Neyi hallediyorsun? Nerede fark yaratıyorsun? Pazarın büyüklüğü ne kadardır? Peki mesela yöntem bu değil derken böyle yakalayıp yapmak. Tabii tabii, yolda yani o. Yani ben elevator pitch'e pek inanan bir adam değilim. Yani asansörde beklerken bir dakikada anlatan falan. Yani gerçi çok iddialı konuşmak istemem ama yani kapıdan biri girdiği zaman daha tipinden, daha konuşmadan da anlıyorsun 3 aşağı 5 yukarı o işin olup olmayacağını. İstisna tabii ki var yani %100 için bunu söyleyemem. Yani %80-90 çok yanılmam. Bu arada yani yatırım yapıp da batan bir sürü proje de oldu yani. Bunu bilmek de mümkün değil. Ama işte daha çok batmayanlarından parayı kazanıyorsunuz. Onlar batanları da bir şekilde toparlıyor oluyor zaten. Çok ilginç bir şey ya. Bir de bizim zamanımız hiç yoktu ya. Böyle yani büyürken o da büyüdü ve insanların projeleri oldu. Artık onlar yatırım yapıyorlar. Biz sattık, oradan para geldi. Para geldiği için daha fazla yatırım teklifleri geliyor falan. Bazen bir ne oluyor diyorum ama yani günümün rahat bir saat, bir buçuk saati falan yeni projelerle geçiyor yani. Ben size hiçbir proje söylemeyeceğim. Sadece merak ettiğim şeyler. Ben çok seviyorum sizi. Şey, nasıl bir his? Yani para çünkü limitleri kaldırıyor ya, ya da en azından dışarıdan öyle görünüyor. Yani her şeyi yapabilme gücü, nasıl bir his? Önceden düşündüğüm kadar acayip bir his değilmiş. Öyle mi? Evet. Yani önceden çok acayip bir his gibi gelirdi. Bize öyle geliyor mesela. Anlıyorum, zaten tam onu demek istiyorum. Yani orada ben de oturuyordum daha öncesinde. Çok acayip değilmiş. Ama şey, çok büyük rahatlık tabii. Yani istediğim ve para yüzünden yapamadığım bir şey yok. İşte evet, bundan bahsediyorum. O çok enteresan iyi hissettiriyor. Şey yani önümüzdeki hafta Afrika'ya gitmek istiyorum. İşte hayvanlarla safari vesaire gidebiliyorum yani. Bu flexibility, bu rahatlık hakikaten çok keyifli bir şey. Ama yani mesela pratikte hayatımda ne değişti benim? Yani ekonomi uçuyordum, business uçuyorum şimdi. İşte black label içiyordum, blue içiyorum falan. Yani en temel şeylerde ya böyle inanılmaz bir hayatım değişti. Arkadaşlarım, çevrem değişti falan. Söz konusu bile değil yani. Ve hala o benim lisedeki, üniversitedeki arkadaşlarımla oturup muhabbetten, içkiden, sinemadan falan keyif alan bir adamım. Yani gidip golf oynamıyorum yani. Ama bir kısım arkadaşlarınızı kaybetmiş olmalısınız. Olmadı mı öyle bir şey? Olmadı ya. Öyle mi? Olmadı ya. Genelde öyle olur ya, bir büyük bir fark olunca bazı arkadaşlar... Yok ya, onu şey yapabiliyoruz. Onu ayarlıyoruz yani. Ama şey de ilginç. Biz X kuşağıyız ya. Bizden sonraki kuşaklar, arkadaşlar biraz öyle sayılır. Tabii ye. Herkes ye burada. Onlarda şu var hani, adama bak kazanmış 589 milyon. Bu arada niye 27 milyon? Yani niye dağıttığınız paranın? %5'i. Ha, öyle bir hesap yaptım. Ben %5'ini ayırtmıştım şeyde. Bilmeyenler için 27 milyonunu çalışanlara dağıttı. Evet. Değil mi? Doğru söylüyorum. Yani o bir önceki roundda aslında biraz ileri görüşlük yapmışız orada bayağı. Bir önceki roundda eğer giren bütün partilere dedim ki, eğer dedim 100 milyon dolardı o zaman değerleme, ben bu şirketi 500 milyon dolar ve üzeri bir değerlemede satarsam siz hepiniz kazandığınız paranızın %5'ini vereceksiniz. Ve o %5'lerin tamamını ben kendim için almayacağım, çalışanlara dağıtacağım dedim. Herkes göbek attı çünkü 100'den 500'e şirketin çıkabileceğini kimse o zaman öngörmüyordu. Yani. Ama kimse de sorun çıkartmadı ondan sonra. Herkes de katılımda bulundu. Ve çok güzel bir hikaye yazdık bence. Çok
çok ya benim büyük PR da oldu ayrıca. Evet oldu. Yani benim, onun için yapmadınız belki ama. Ya şey için yaptık. Ya bu hiç duyulmayabilirdi. Bunun duyulmasını istedik. Çünkü örnek olsun istedik. Yani başka patronlara da ya adam şirketini satıyor, bir kuruş para vermiyor falan, ne bileyim. Bir sürü çalışanlarla bir sürü şey yaşıyor. Biz dedik ki, değil mi Ergin, bak sen de bir sürü para aldın ettin yani. Kafa sallıyorsun orada bak yani. Kötü bir şey mi oldu? Nefis bir şey oldu yani. Harika bir şey yapmışsınız ama tam soru oradan gelecekti. Şimdi bu Y jenerasyonu ya da Z mi olacak artık bilmiyorum. Şöyle bir anlayış var gördüğüm kadarıyla. Parayı kırdı. Dünyayı gezerim artık. Yani bırakırım her şeyi. Sizde böyle bir şey yok. Yok canım, çalışıyorum ben hala. Yani işte neden? Bilmiyorum ya. Aksini bilmiyorum herhalde. Yani aksi diye bir refleksim. Yani sabah kalkayım, 12'de gideyim bir şeyler içeyim, öğlen arkadaşlarımla yemek yiyeyim, 3 saat sürsün falan. Öyle bir şeyim yok yani. Ben hala üretmek... Seviyorsunuz fark, yani. Evet, üretip... Sen yaptın mı? Fark yaratmak istiyorum yani. O kadar almamıştır canım. Peki, ama yani bir sürü insanın hayatına... Ya benim en mutlu olduğum gün hayatımda çocuğumun doğduğu gündü. İkinci günde o parayı dağıttığım gündü yani. Hakikaten çünkü insanların... Yani çalışanların o tepkilerini falan birebir... ilk 40-45 kişiye ben kendim söyledim haberi. Yani en meblağ olarak en yüksek 45 kişi. Bazıları da alttan olanlar da vardı. O karışıklar da vardı. Toplam 140 kişiye verdik. Ve tepkiler çok acayipti yani. Çünkü... Meblağ da acayip bir meblağ oldu. Aslında 3'er 100 bin dolar falan mı oluyor? Yanlış mı hesaplıyorum? 300 ortalama. Ama o çok şey yani. 1,5 milyon dolar alan da oldu. 10 bin dolar alan da oldu. Anladım. Yani. O şeyi herkes bir şey bekliyordu. Çünkü daha önceki roundlarda da bir şeyler vermiştik. Ama meblağ böyle beklemiyorlardı yani. Soruyordum ben 10 bin, ne kadar bir şey bekliyorsun mesela diyorum. Yani Nezat Bey, söylenir mi öyle şey? Siz nasıl uygun görürsünüz falan. Ya tamam diyorum, şimdi geç o muhabbeti yani. Hakkında bir rakam var mı diyorum mesela. Çocuk 20 bin TL diyor. Ben diyorum ki biz biraz daha fazla düşündük. 250 bin TL diyorum yani. O tepki çok acayip. Yani. Orada çünkü işte sarılanlar var, ağlayanlar var, mektup yazanlar var falan. Nefisti ya. Ben çok güzel çok iyi bir şey. Yani. Zaten şey, en iyi patron diyorlar size. Ya Instagram'a falan benim arkadaşım çoğu çalışanların. Bir giriyorum, herkes bir yerde. Biri Yunanistan'da, biri Fransa'da falan. Da para gelince herkes uzakta çevirecek kadar uzaklaşmış yani. Ya en iyi patron değilimdir herhalde ama en azından en fair, en hakkaniyetli patronlardan biriyimdir yani tahmin. Bu arada çok reklam gibi oldu ama bizim bir reklam ilişkimiz yok şu anda sizde. Bunu seyircilerimizin... Henüz yok. Henüz yok. Birazdan olacak inşallah. Ben projeyi anlatınca... Peki abi nasıl bir sinema izleyicisisin? Dikkatli misin? Ya eskiden, ne tarz filmler eskiden seversin? Çok daha iyi izleyiciydim. Bunu kabul etmem lazım. Şimdi yani biraz daha denk getirmeye çalışıyorum. Belli bir takım yönetmenleri veya aktörleri. Kimler mesela? Mesela Christopher Nolan. Çok bilim kurgu yani. Seviyorsunuz o kuşağın adım. Ama Dunkirk'le üzdü biraz beni ama. Öyle mi? Beni üzdü yani. Sanat sinemasına geçti diye. Ya inşallah kalıcı değildir yani. Yani en fazla Oscar'ı onunla aldı bu arada. Yani film, editing, şeyler, ses, hepsini götürdü aldı. Kostüm falan aldı galiba. Yok, kostümü Guillermo del Toro aldı. Shape of Water mıydı? Evet. On galiba. Neyse, bir emin hatırlamıyorum. Yani eskiden mesela bunları ezberebilirdim. Şimdi öyle değil yani. O akademi, Oscar şeyleri daha bir uzak duruyor. Hepsini kasardım böyle, o zamanı gelmeden hepsini izlerdim. Onları izlemiş olarak çıkardım. Artık öyle hissetmiyorum yani. Zaten bir de garip bir şey furyası da var. Marvel ve DC Comics'in bütün kahramanlarının filmlerinin ard arda geldiği ve gençliğin çok büyük bir kısmının onlarla zaman geçirdiği bir furya da var. Ne kadar zehirlendiği diyorum ben, kızıyorlar. Ya zehirlenme iddialı bir söz herhalde yani, ama kısmen de doğru yani. Eskisi gibi çok da böyle yaşlı sound etmeyeyim de, ne bileyim, bir Usual Suspects, Shawshank Redemption, işte orada Bryan Singer'lar, şeyler, David Fincher'lar falan biraz daha şeyde kalıyor yani. Öyle şeyler daha az oluyor artık. Evet. Türk sinemasıyla aran nasıl abi? Çok iyi değil. Şaşmamak lazım. Çok iyi değil yani. Neden? Yani kafadan mı bakmıyorsunuz yoksa? Ya Türk sinemasında şimdi çok eleştirelle
konuşacak kadar bir şeyim de yok, bilgim de yok. Onu çok da şey yapmıyor. Yok, seyirci olarak. Her 5 filmden bir filmi beğeniyorum. Ama yani yurt dışında hem aktörü, hem aktrisi, hem yönetmeni, hem DOP'yi, bilmem neyi bilip aratıp gittiğim filmlerde daha doğru hedefe ulaşabiliyorum. O yüzden de bir de garip bir komedi şeyi var yani Türk sinemasında son yıllarda. O bayağı bana ucuz geliyor ya. Yani herhalde bir furyadır ve zamanla geçer. Ama bir ara Türk popu furyası vardı ya, onun gibi yani şey. Yani bir garip geliyor. Birkaç tane denedim, olmadı. Ama en azından çok daha fazla gördüğüm kadarıyla Türk filmi çekiliyor. Eskiden bütün billboardlara baktığımda şey görürdüm. Yabancı filmler gördüm. Şimdi öyle değil. Bu bile promising herhalde ya. Türkiye'de evet. Şey, dünyada kendi sinemasını döndüren az ülkeden biri bizimki. Avrupa'nın çoğu teslim oldu herhalde. Hı. Ki İtalyan sineması, Fransız vesaire falan. İspanyol. Ama tabii bütün Türk sinema sektörü 200 milyon dolar. Yani çok küçük. Çok küçük. İnanılmaz küçük yani. Yani dolayısıyla çok... Bir tane film çekiyor orada. Avengers çekiyor. 3 milyar dolar yapıyor falan. Yani, evet. Dünyaya da oynadığı için. Evet. Türkiye'den çıkan ve dünyaya oynama potansiyeli olan filmler geliyor mu veya gelecek mi? Zor diyorum. Evet. Siz mesela Yemek Sepeti Komu dışarıya biz ihraç ettiniz mi? İşte Osmanlı İmparatorluğu'na benzeyen bir harita böyle şey. Ha. İşte Suudi Arabistan, Katar, Oman, Birleşik Arap Emirliği, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya. Oralarda vardık hepsinde sattığımızda. Yani işte aynı şey gerekiyor. Yani dışarıya da, dünyaya ilginç gelecek bir şey ama Cannes'da değil sadece. Yani Cannes'da alkışlandık değil. Bütün dünyada insanların ilgiyle izleyeceği bir şeyi üretemiyor Türkiye. Araplar biraz izliyor dizilerimizde. Ama dizilerde bayağı şey. Bayağı popüler yani. İşte orada bir, çünkü endüstri oluştu. Sürekli üretiliyor. Bir sürü üretiliyor. Oradan bir şeyler Arap ülkelerinde, şeyde, Güney Amerika'da falan tutuyor ama. Güney Amerika'da bayağı tutmuş yani. Evet. Ezeller mezeller evet. Bayağı Meksika'da falan seyrediliyor. Sizin yakın zamanda Robert De Niro ve Al Pacino'la yemek yediğiniz gibi bir duyum aldık. Dedikodu kanalı. Öyle mi? Hakikaten? Artık oraya geldik. Evet ya, o çok benim için bayağı unutulmaz bir andı yani. Nasıl bir şey oldu? Anlatın da biz de bilelim. Şeyde bir charity auction ya, bir açık arttırma oldu şeyde. Hı-hı. Hangi foundation yararını hatırlamıyorum. Ona girdim ve ben kazandım onu. İkisiyle beraber olması çok acayipti. Yani biriyle olup üçünüz da, mü yediniz? Üçümüz. Çok o çok acayipti. Bayağı şey yaptım ben. Hazırlandım ya. Yani en son üniversitede çalışıyordum yani, böyle sınav gibi. Hayatlarını inceledim. Biliyordum çoğu filmini ve hikayeyi ama mesela Al Pacino'nun hiç evlenmediğini bilmiyordum. Veya Robert De Niro'nun bir çocuğun otistik olduğunu bilmiyordum. Yani bunlara bile çalıştım yani böyle. Ve 45 dakika falan yemek sürecek diye bekleniyordu. 2,5 saat sürdü. Ondan sonra da Robert De Niro'nun ofisine gittik beraber. Şey, onun oteli ve restoranı, zaten o restoranda yedik. Yan yanaydı. New York'ta mı oluyor bu olay? New York'ta. Manhattan'da. Çok ilginçti ya. Yani iki an vardı benim bayağı ne yapıyorum ben falan dedirten. Biri konuşuyoruz, biri geçti buradan. Ben garson zannettim, bakmadım bile yani. Orada devam ediyoruz falan. Sean Penn gelmiş, elinde senaryo. Robert De Niro'ya bir senaryo getirmiş böyle. Elinde dürülmüş bir şekilde bir senaryo var yani. Nasıl yani falan, o ne oluyor falan derken. Neyse, onu da bir hemen fotoğraf çektirdim. Adam tutup kolundan, her Türk gibi. Bir de çıkarken Robert De Niro dedi ki Bobby. Bu arada Bobby ve Al isimler. Ya 10. dakika Bobby ve Al olarak şekillendi. İşte Bobby dedi ki sen beni izle dedi. Şimdi bak ne yapacağız dedi. Ne oluyor falan dedim. Al Pacino yönden çıkarttı. Paparazzi herhalde 60 tane falan var kapının önünde yani. Bir şekilde haber almışlar. Onlara paparazziler hepsi Al Pacino çekerken sorarken falan kafaya bereyi geçirip yanına sıvışıp normal bir insanmış gibi çıktı ve kimse görmedi onu falan böyle. Yani neyse, bu tabii bana acayip bir şey yani. Müthiş bir şey. Ne yapıyoruz Robert De Niro'yla beraber işte orada ofisine gidiyoruz orada Al Pacino'yla. Benim çocukluk hayallerim yani onlarla görüşmek. O yüzden de heyecanlandınız mı? Acayip heyecanlandım. Gece uyuyamadım falan yani. Ki ben yani çok çok heyecanlanan bir adam değilim o kadar. Yani makul. Yani şey, hoşuma gitti. Hayatta hala beni heyecanlandıran bir takım şeyler varmış oldum yani. Zormuş sizi heyecanlandırmak ama. Yani hakikaten çok şey oldu. Al Pacino'yla Robert De Niro'yu aynı anda getirmek gerekiyor. Bir şey yazmış.
Coppola bile oynatamadı aynı sahnede. Sen nasıl getirdin ikisini beraber diye. İlginç hikayeler varmıştı. Süperdi ya. Süperdi. Ya, ikisi de süperdi. Nasıl insanlar? Abi De Niro çok down to earth. Çok friendly. Yani mesela ben Al Pacino'ya mesafeli düşünürdüm. O geldi sarıldı ilk bana ayrılırken falan. Yani onlar sizi karizma, tanıyor muydu? Şey brief vermişler. Yani söylemişler. Böyle böyle bu adam budur falan diye. Zaten onlarla buluşmadan background check yapılıyor. Herkes buluşamıyor. Herkesle buluşmuyorlar yani. Benim hikayeyi sordular bana. Para dağıtmak için sordular. Onlar da hazırlanmışlar. Oraya yani. Kadar gitmiş yani. Gitti bayağı. Şeye gitti ya bayağı. Özel sorulara falan. Niye evlenmedin dedim Al Pacino'ya falan. Niye evlenmemiş? Ya hiç denk gelmedi dedi. Bazen geri düşündük bakıyorum dedi. İyi ki evlenmemişim diyorum. Bazen keşke evlenseydim diyorum dedi falan. Ama böyle yani anlatışı zaten oynar gibi falan böyle ağzım açık seyrediyordum ikisinde yani. İnanılmaz. Robert De Niro müzik yine şey Trump'a bayağı geçirdi konuşurken. Dün fuck Trump dedi zaten. Bayağı, Tony Awards'da bayağı olay çıktı yani. Ben o tavrını çok şey yapmıyorum aslında ama. Ya çok sert duruyor yani. Evet yani. O tür sertlikler terse çalışıyor genellikle. Yani. Ama çok umurunda olduğunu zannetmiyorum. Yani. Aşmış yani hakikaten. Onun yazıhanesine gittim. Masanın üzerinde 20 tane taxi driver duruyor. İşte bak bunları imzalamam lazım diyor falan. Yani başka bir boyuta geçmiş olan yani. Birbirleriyle acayip iyilerdi. Hı. Hep derler böyle bir gerginlik sanki falan. Sanki gerginlik. 40 yıllık kanka gibiler yani hiç yani. İkisi de çok çok iyi. Şu an kontağınız var mı onlara? Var. Bir projemiz. Al Pacino şeyin sözünü aldım yani. Türkiye gelirlerse ben dedim gezdireceğim sizi dedim. Yani ne zaman isterseniz falan. Onun sözünü aldım yani. Biz de programa çıkartırız belki. Ben bir günlüğüne gittim New York'a sırf bunun için. Perşembe günü Scarface'in yıl dönümüymüş. Orada Tribeca Film Institute'un Tribeca Film şeyinde onun gösterimine ona gel dedi bana. Ben dedim yarın dönüyorum falan. Şimdi kalsaydım keşke orada bir ben sonra baktım fotoğraflara Leo'lar onlar bunlar bilmem ne falan. Yani yapacak, ya başka bir dünya tabii yani siz çok daha içindesiniz. Yok bu ama düzeyde şey, hiç bilmiyoruz. Tamamen yabancısıyız peki. Ama yani hakikaten şeydi ya çocukluk hayalim falan da ya. Peki onlardan hani yatırımcı olun falan teklifi gelmedi öyle bir şey değil mi? Yok öyle bir şey konuşmadık hiç. Bak beys. Onlar çünkü onlar hocam onlar girişimci değil hocam. Adamın milyar doları var ne yatırımı. Peki Robert De Niro Al Pacino'dan sonra burada bizimle bile olmak nasıl duydu? Farklı. Çok. Buraya bir de kim çıksa şey altta yorumlarda Tolga çıktı hoca çok kıskandı diyorlar. Şimdi sürekli şey Nuri Bilge'yi kıskanıyor falan diyorlar. Bak kıskanacaksam seni kıskanıyorum. Estağfurullah. Evet. Bizim bir soru setimiz var. Şey var. James Lipton vardır. Actor Studio diye bir programı var. Aa vardır. Evet. Hala yapıyor mu? Çok yaşlanmıştır artık. Yani. Orada bir soru seti vardır. En sonunda sorar. Meğer o da Marcel Proust'tan almış. Herkes çıkmıştır ona ya. Hepsini evet. Seyretmiştim. Yani. Şimdi siz de çıkıyorsunuz o zaman. Evet. Soruları soracağım. Geçebiliriz veya cevap verebilirsiniz. En sevdiğiniz kelime? Tutku. En sevmediğiniz kelime? Nefret. En sevdiğiniz küfür? AMK. Şu anda sahip olduğunuzun dışında hangi meslekte olmak isterdiniz? Müzisyen olmak isterdim. Hangi meslekte olmak istemezdiniz? Politikacı. Çok iyi. Ben de katılıyorum. Bu biraz Hristiyan bir soru ama Tanrı ile karşılaştığınızda ne demek size ne demesini isterdiniz? Cevap vermek zorunda değilsiniz. Hoş geldin Nevzat diyebiliriz. Bir yemek yiyelim. Teşekkür ederdim herhalde ya. Ya ben ne yapardım onu söyleyebilirim. Teşekkür ederdim bana sunduğu imkanlar için. En azından şu ana kadar yani. Bundan sonra da bilemiyoruz ama. En sevdiğiniz tarafınız? En güçlü tarafınız diyelim ya da. Ya tutkulu bir adamım ya. Ne yaparsam yapayım sonuna kadar gitmeyi seviyorum. O tarafım çok güçlü yani. Başka birisinde aradığınız en büyük kalite şey. Bu arada şeyi unuttuk. Bütün kaç kişi çalışıyor sizde? Onu 540. Okudum. 540 kişi ve hepsiyle siz görüşüyormuşsunuz doğru evet, mu? Evet hala elimden geldiğince görüşüyorum. Bir operasyonla görüşemiyorum.
Diğerleriyle görüşelim. Yani bütün elemanları siz aslında seçiyorsunuz böylece. Ya bana tabii bir sürü prosedürden sonra geliyor bana. Hı-hı. Ama ben bir 10-15 dakika en son ben görüşüyorum yani. Bu soru onunla ilgili de onun için. Birisinde aradığınız en büyük kalite nedir? Öğrenebilme yeteneği. Arkadaşlarınızda en değer verdiğiniz şey nedir? Sadakat. En kusurlu tarafınız nedir sizce? Detaylara çok takılıyor olmam. Öyle mi? Obsesif misiniz? Evet. Ama o başarı da getirebilir. Ama işte artık başarı geldi. Daha takılmazsam çok sevinirim yani. Yeterince takıldık zaten yani. Şimdi bu soru ilginç olacak sizin için tabii. Hani mutluluk, hayali mutluluk projeniz ne? İngilizceden anında çeviriyorum da onun için böyle garip konuşuyorum. What is your dream of happiness diyor. Mutluluk hayaliniz nedir? Kalabalık bir aile ya. Pazar günü masanın başında çoluk çocuklar, yeğenler, kuzenler falan. Onlarla böyle bir İtalyan veya Yunan ailesi tarzı bir yemek, bir gün geçirmek. Yani. Var mı çocuklarınız? Bir tane var, bir oğlum var. Sizce en büyük talihsizlik nedir? Erken ölmek. Ha, ilginç. Geç ölmek de olabilir çünkü. Duruma göre. Evet yani. Tabii nasıl geçirdiğine bağlı son yılların ama yani. Hangi ülkede yaşamak isterdiniz herhalde? Türkiye'ye. Çünkü evet demin sorduğum soru da o da vardı. Şimdi bu çapta servet olunca aslında her yerde yaşayabilirsiniz ama Türkiye'yi seçiyorsunuz. Ben Türk'üm ve Türkiye'liyim ya. Yani burası, burada doğdum, burada büyüdüm. Arkadaşlarım burada, tuttuğum takım burada, sevdiğim şeylerin %90'ı burada. Burada mutluyum yani. Her ne kadar bazen mutlu olmak çok zor olsa da şartlar gereği ama ben buradayım yani. Demin Nazım söyledi, kolektörsünüz, sanat kolektörsünüz. Doğru evet. mu? Evet. Soru onunla ilgili. En sevdiğiniz ressam diyor. Fikret Mualla'yı gördüm internette Fikret ama. Fikret Mualla, Türklerde Fikret Mualla, yabancılarda Dali. Dali var mı elinizde? Var. Öyle mi? Bak şimdi kıskandım. Hatta şirkette asılı ya. Nasıl başladınız sanat toplamaya? Devrim Erbil'in bir interview, bir röportajıyla başladım ya. Aslında yani hep bir ilgim vardı ve biliyordum. Devrim Erbil'ler, Doğan Çaylar, Abidin Dinolar vesaire biliyordum. Hı hı. Ama toplama tarafında bir bu bir finansal bir güç gerektiriyor. İki de yaklaşık... Aslında bu da bir yatırım sonuçta. Evet ama ben öyle bakmıyorum. Yani hı. O yüzden mesela çok gençlere bu çok meşhur olacak, bu sanatçı buna işte şu kadarlık yani alayım toparlayayım. Kafa öyle çalışmıyor. Yani ben karşıya astığımda beğendiğim, görünüşünden hoşlandığım eserleri tercih ediyorum. Bu eserler bazen o sanatçının en iyi eserleri olmayabiliyor. Ama onları tercih ediyorum yine de. Ve 5 sene kadar önce de bu koleksiyon kafası başladı. Bir danışmanlık alıyor musunuz yoksa tamam? Farklı danışmanlıklar aldığım oluyor. Ama birebir bir danışmanım var diyemem, öyle değil yani. Bir de yurt dışındaki çıkartılmalara gidiyorum. İngiltere'de, Amerika'da vesaire. International tarafa da bakıyorum yani. Uluslararası sanatçılarla falan da bakıyorum. Nerede tutuyorsunuz koleksiyonu? Pardon. Çoğu şirket yani. Ha, şirkette tutuyorsunuz. Şirkette her yerde var. Asıyorsunuz. Evet evet. Bayağı yani. Bayağı full yani şu anda. Zarar görmesinden korkmuyor musunuz? Korkmuyorum. Ona kim yani o kafayla bakarsam yani nasıl korkarak onu yapamam o işi. Binde bir olma ihtimali olan bir şeyi karşılıkta o resimleri oraya asmamak bence yazık yani. Onlara birilerinin bakıyor, görüyor, onları inceliyor, onun hakkında yorum yapıyor olması lazım. Ben acayip keyif alıyorum. Üst katta, 5. katta Dali'ler var. O çıktığımda birileri onun başında görüp o resme bakarken, konuşurken gördüğümde çok iyi hissediyorum kendimi yani. Güzel. O yüzden bence alınabilir bir risk o. Şeyi merak ediyorum ama o çapta bir alım yaptığınızda, Dali aldığınızda, çünkü birkaç yıl önce öyle bir problem oldu. Bir Japon, çok zengin bir Japon tabloyla gömülmek istedi. Ressamı hatırlamıyorum, Van Gogh olabilir ya da Picasso olabilir. Olay çıktı. Yani tabloyu alıyorsun ama aslında senin değil o. Bu dünya şeydir, dünya tabii mirasıdır. Tabii doğru, doğru. Mesela öyle bir tablo aldığınızda bir şey mi imzalıyorsunuz, ne oluyor? Yok. Şöyle yani bir şey sertifika falan bir şey. Tabii tabii hepsi var canım. Sertifika of authenticity var yani. CIA var. Ama sizin sonuçta. İstediğinizi yapabilirsiniz. Evet, tablo benim. İstersen yırtarım yani. Arada bize verin sergileyelim diyorlar mı? Şu ana kadar gelmedi öyle bir teklif. Ama yani Dali'leri alalı bir 3-4 ay oldu. Ha, yeni. Yeni.
Valla gelse seve seve yani. Çünkü çok ünlü tablolarda da o oluyor. Yani o şartla alıyorsun. Sizinki belki öyle değildir ama. Yok değil. En bilinenlerde hani veriliyor sana ama senin değil aslında. Yani senin ama herhangi bir retrospektif falan olunca. Bu tablolar çok yüksek fiyat tablolar siz dediğiniz yani. Evet. 50 milyon, 30 evet, milyon, 40 evet, milyon dolarlık tablolar. Evet. Gerçek hayattaki kahramanlarınız kimdir? Atatürk. Steve Jobs. Yeterli ya. Gayet yeterli. Steve Jobs'un filmlerini seyrettiniz mi? Seyrettim. İki tane. Beğendiniz mi? Yani. Şey olan daha iyiydi. İkincisi. Hayır, ilk Danny yani Boyd'un. Çocuk ismiydi. Ha, genç çocuk ya. Ashton Kutcher. Ashton Kutcher. Bence o daha onu iyi. Onu mu beğendiniz? Ha. Öbürü daha... Fassbender değil mi? Evet. Evet. O daha... Ya o... O karakteri Michael Fassbender oturtamadım tam yani. Çok zorlamış. Evet. O daha böyle sapık falan gibi roller daha çok işe yarıyor yani. Evet. En sevmediğiniz şey nedir demiştik ama nefret demiştiniz onu kelime olarak. Onun dışında en sevmediğiniz şey what do you most dislike? Yalakalık hiç nefret ederim ya. Ki ülkemizde fazlasıyla var ya. Yani. Var. Bir seçim. Yetenek size verilecek olsaydı ne seçerdiniz? Ölümsüzlük. Ha. Vampir. Ben de isterdim ama çoğu insan da buna şaşırıyor. Çünkü aynı zamanda bir lanet ya o. Ya onu öyle seyrettik diye hal İskoç yılda falan öyle geliyor bence. Yani okeydir. Ne, nefis bir şey ya. Ya bence olağanüstü bir şey ya. O zaman konuyla ilgili bir diğer soru. Nasıl ölmek istersiniz? Ya istemediğinizi anladık ama. Yatağımda ölmek istiyorum. Hayattaki mottonuz nedir? Ne yaparsam tutkuyla yaparım. Ben Dalilerde kaldım ya. Dalililer yani. Dali de değil. Ama bütün Daliler o kadar pahalı değil ya. Geçen değil, sene... Değil. Hayır değil. Öyle anlatılmasın yani. Evet. O Dali ya. Evet. Yok ya. Yani kazanmışız olabilir. Kendi yapmış yani. Contemporary İstanbul'da vardı geçen sene. 8000 euro falandı küçük bir. Tabii onlar şeydir. Tabii. Yani Dali'nin çok işi oldu. Sizinkini bilmiyorum ya ama. Dali'nin 250 tane çalışanı varmış atölyesinde zamanında yani. Yani hepsini kendi bile yapmıyor. Öyle, yani inanılmaz sayıda işler söz konusu. Yani. Öyle o kadar değil yani. Ama sonuçta Dali yani. Ya valla söylemezsem kuduracağım ya. Hocam gözlüğü takın Nevzat abiye. Kime benziyor? Kime benziyor? Coppola mı? Kubrick değil mi ya? Yani? Kubrick evet. Evet doğru. Kubrick çok söylüyorlar ya. Vallahi... Stanley Kubrick gelmiş. Evet, şeye çok üzüldüm bak onu konuşmadık. Anthony Bourdain'e çok üzüldüm ben ya. Ben de üzüldüm. Ya çok üzüldüm. Ya bir de onun bir duruşu falan vardı ya böyle bir. Yani o böyle öykündüğüm bir tiptir yani. Ben de ya. Şey asi bir duruşu vardır. Yani hakikaten ondan hiç beklemezdim yani. Müthiş bir adamdı. Nasıl oldu anlamadım. Herhalde Asya Argento öyle falan bir takım. İnşallah öyle değildir. Çok teenage bir... Evet, yani... sebep bu olmamalı değil mi? Evet, yani böyle. Olamaz böyle. Kötü bir yemek olabilir ama bu olmamalı falan ya. Sizin yemek zevkleriniz nasıl abi? İyi bari. Anladığım kadarıyla iyi zaten de. Peki siz de yemek sepetinden mi söylüyorsunuz? Çok söylüyorum ya. Eskiden böyle ilk yüzde falandım. Şimdi mümkün değil yani. Çok fazla çünkü söyleyen var. Yani şöyle anlatayım bunu. Mesela yurt dışında bir yere gideceğim zaman ilk baktığım şeylerden biri oranın en iyi demeyeyim veya kült diyeyim veya işte tarihçesi olan restoranında ona özel bir yemek yemek olur. Yani ilk buna bakarım yani. Seviyorsunuz yani farklı şeyleri. Acayip seviyorum yani. Ya burada en kadar olamaz tabii. O mümkün değil. Onu mide kaldırmaz ama. Yaşayan şey yemişti. Kalp mi yemişti? Ha, her şey, şey yemişti. Yani, yemediği yani sıçandan şeye her şey yemişti yani. Allah rahmet eylesin. Michelin star restoranlara mı gidiyorsunuz yani öyle? Hayır, illa Michelin star olması gerekmiyor. Ama farklı bir lezzeti sunması gerekiyor. Yani Bourdain. Mesela Michelin 3 star sevmem ben. Yani şimdi ukaralık yapmayalım da 1 star Michelin daha yakın geliyor bana. Anladım daha. Çünkü yani böyle bu kadar tabağa şu kadar bilmem ne otlu bir şey yemek istemiyorum. Ben daha bir yemekle doymak istiyorum aynı zamanda. O yüzden de Michelin tek star daha uygun yani. Şeyi seyrettiniz mi? Netflix'te Chef's Table belgeselleri var. Evet seyrettim. Birkaç tanesini seyrettim. Çok müthiş onlar ya. Şeyin de bir belgeselini çok beğenmiştim.
Mario Batali ile şeyin İspanya'yı geziyorlar. Gwyneth Paltrow'la beraber. Ha, onu gördüm. Onun çok güzel bir belgeseli var. Yine evet, yemekle mi ilgili? Evet, hep yemek zaten. Onu bu yemek kültüründe acayip bir yükseliş var son 15-20 evet. yıldır. Evet. Ama yemek hep şey ya, yani mesela bir de yaş büyüdükçe belki de benim biriyle beraber bir zaman geçirmem ya yemekle oluyor ya maç seyrediyoruz. Ya hadi evet. çıkalım barda bilmem ne yapalım falan ya da işte sabaha kadar clubbing yapalım falan gibi bir durum pek kalmadı yani. O yüzden yemek asla sadece yemek değildir diye bir şey var ya. Doğru. Aslında sosyalleşme aracı. Buradayın tam tersi buydu zaten. Yani sosyalleşiyoruz. Yemeği ne yediğinden daha çok kimle yediğin önemlidir derdi mesela. Neyse adam şimdi düşündükçe bir yazık oldu yani. Yani ha, çakı gibi bir adamdı yani. Evet abi. Ya çok hoştu. Diğeri gurme de mi oldu? Yanlış mı hatırlıyorum? Bir üst seviye... Lokum.com diye bir şey yaptık. O yöresel lezzetler siparişi verebiliyordunuz. İşte Antep Koçak'tan baklava geliyordu. Öbür tarafta Trabzon'dan tereyağı geliyordu vesaire. Tutmadı ya. Yani tutmadı dediğim. Tutmadım. İşte ben ve arkadaşlarım biz kullanıyorduk ama başka kullanıcı pek çıkmadı yani. Günde 150 tane sipariş geliyordu. İşi döndürmüyordu. O devam ettiremedik. Bu yemek sepetinden sonra çıkan yüzlerce sepeti yani çok bilmem ne sepeti onların hepsi. Biri geçen şey göndermiş ya. Dayak sepeti diye projem var. Adını söylüyorsun. Çünkü her şeyin var. İç çamaşırı, evet. çöp, bilmem ne, lamba falan her şeyin sepeti var yani. Tatil sepeti ki bayağı büyük o mesela. Tabii canım. Tatil ve çiçek onların en büyükleri. Onun dışında da yüzlerce var yani. Şeyde bu yatırımcılık yaptığınız projelerde nedir durum? Valla 30 tane falan var şu anda. 5-6 tanesi kötü gidiyor. Yani batmak üzere batmış gibi falan filan. 8-9 tanesi bayağı iyi gidiyor. Diğerleri de aradalar. Ama yani bunun mantığı şeydir. O bayağı iyi gidiyor dediklerimden 2 tanesi zaten bayağı iyi gitse o 30 tanenin parasının hepsini çıkartır yani. Yani tabii bizim ekosistem çok sığ hala ya. Yani hala yemek sepetinin satışı Türkiye'nin en yüksek satışı. Öyle mi? Ciro rakam olarak. Ha şey başka ülke satışı başka anlamında. Başka meblağ olarak yurt dışı satışı anlamında. Neredeyse 3 sene oldu yani. 3 senedir başka bir tane bir firma çıkmadı. Yazık yani. İnşallah çok daha derinleşir. Çünkü ne kadar fazla exit yani satış olursa o kadar da fazla ekosisteme para giriyor. Şimdi evet. benim bildiğim iş bu iş. Yani ben kazandığım parayı gidip de inşaat sektörüne girip müteahhitlik yapmıyorum. Yani işte yemek sepeti ona benzeyen teknoloji ve internet firmalarına yatırım yapıyorum. Hı hı. O da sektöre yatırım olarak döndüğü için iyi bir şey oluyor. Keşke sayı çok daha artsa da çok daha fazla para girse işe. Peki biraz Nazım'ın sorduğunu aslında ben de sormak istiyorum. Bir iş adamı olarak, hani iş adamı dememi nasıl karşılıyorsunuz evet. bilmiyorum ama hani sizce film nasıl bir iş? Yani filmcilik... Bence acayip keyifli bir iş ya. Ama ticari olarak nasıl geliyor? Ya aslında ticari olarak da yani... Ya ben hayatımda hep kaliteli, iyi bir şey yapıldığı zaman onun karşılığının hep olduğunu inanan bir adamım. Yani hayata da böyle bakıyorum. Yemek sepeti de böyle çıktı. Filmde de öyle bir şey söz konusu. Yani işi iyi yaptığın zaman onun bir karşılığını... Yani zaten buna inanmıyorsan o zaman başka bir iş yapıyor olman lazım. Öbür türlü o dengelerde sağlıklı bir durum yok demektir. O çok kötü bir şey olur. Ama iyi iş yapıldığı zaman karşılığını görüyor herhalde. Türkiye'de daha da az görüyor ne yazık ki. Yine bahsettiğiniz durumdan dolayı evet. sığ olduğu evet, için. Evet, öyle. Yani o, demin bahsetmiş olduğunuz 200 milyon dolar mı dediniz şey toplam? Bütün çok, sektör. Çok az yani. Bir yemek sepeti etmiyor. Etmiyor. Korkunç bir şey bu tabii. Yani bir de işte yurt dışındaki Amerika'daki örneklerine falan baktığımızda. Amerika 11.7 milyar dolar. Yani o iyi. İyi. Ama onlar da aslında yurt dışından döndürüyor. Yani ülke içine satsa o da döndürecek. Dışarıda bir de Marvel oyuncak falan suyu ya çıktı evet, yani. Oyuncaktan yani. Daha fazla para kazanıyor. Kesin öyledir yani. Kesin yani. Şu dizi olayı Netflix'te veya işte şeyde oturursa Türk şeylerinde ya daha kaliteli dizi ben seyredemiyorum yani. Yani kimseyi aşağılamak için veya kötü bir şey söylemek için konuşmuyorum bunu. Ama yani herhalde Türk izleyicisine göre biraz daha farklı, daha biraz daha sofistikasyon gerekiyor benim seyretmem için. Bir de tempo sorunu var. Yani olabilir, evet. Yani siz bir şeye çok fazla yoğunlaşmak mümkün çok zor yani. Artık. Çünkü aynı anda elimde şey var, Instagram var. Bir öbür tarafta müzik açık, bir de onu seyretmeye çalışıyorum falan. Hakkını da veremiyorum zaten çoğu zaman, olmuyor yani. Ülke durumundan dolayı yatırımcı olarak nasıl bakıyorsunuz? Ya o şey deminki soruyla aynı. Ben bu ülkede doğdum büyüdüm.
ülke riski var mı? Var. Zaten ülke riskinin olmadığını düşünseydim Yemek Sepeti'ni satmazdım. Yemek Sepeti çok iyi giden bir firma. Sattığımızdan bugüne 3 katı büyüdü. Sattığıma göre demek ki o ülke riskinin varlığını düşünüyorum. Ama bu ülkeye yatırım yapmaya devam edeceğim sonuna kadar. Yani ben çok inanıyorum. Buradaki kitle çok inanıyorum. Çok erken adapte olabilen bir kitlemiz var bizim bence bir takım şeylere. Özellikle teknoloji tarafında. Ve böyle bir kitle bulunmaz bir kitle yani. Yemek Sepeti biterse benim hayatımda, başka bir şey başlarsa o kitle yine orada olacak. Ve ben yani çok çok büyük bir ihtimalle Türkiye'de kalıp Türkiye'de o projeyi yapıyor olacağım yani. Teşekkür ederim. Buradayım ya, bir yere gider durum yok yani. Yurt dışı operasyonlara karışıyor mu yoksa? Hayır artık. Bize mi? Size. Yok. Yurttan çok iyi gidiyoruz biz. Yani oranın amiral gemisiyiz neredeyse. Öyle diyebilirim yani. Pişman mısınız peki? Bu soru hep geliyor. Çünkü yani şu an 589 işte şu an söyleyebilirim book veriliyor 1.4 milyar falan. 2.5 katı şirketin değeri. Hayır değilim ya. Çünkü o zaman o yani o şartlarda o kararı almam gerekiyordu ve aldım yani. Ondan sonra 3 seçim geçti, bir darbe girişimi oldu ülkede falan filan, bir sürü şey oluyor yani. Bir burada de para belli bir noktadan sonra manasını kaybetmiyor mu? Ne yapacağım ki? Evet, onu diyeceğim yani. Daha ne kadar gerekebilir? Yani hayır, bunun şeyi muhabbetinde de oldu yani. 27 milyon dolar dağıtmışsınız falan. Yani 28 milyon dolarımız var da 27'sini dağıtmış değiliz ki. Yani 600 milyon daha para var, 27'sini dağıtıyoruz. Yani bence olabilir bir şey yani. Sosyal medyadan birkaç soru geldi. Onlara cevap vereceğiz. Buyurun. Cumhurbaşkanı adayı olur mu? diye bir soru gelmiş. Var mı? Yemek Sepeti'nden bir imza kampanyası başlatırsanız. Fena şey yapmazdık yani. Fena imza yani. Almazdık yani. Bana yemek ısmarlayabilir mi? Tabii ki hayır. Birkaç soru aynı gelmiş. Nevzat abi nasıl yırtarız? Diyorum. Yırtmak ya, korkunç bir şey. Kendinizi yırtmış hissediyor musunuz? Yok mesela? Ya. Hala bütünüz yani. Hizmetin ya da üretimin site veya telefon uygulaması tarafından verilmediği, internet sayesinde müşteriye sağlandığı modeller çok başarılı oldu. Peki önümüzdeki dönemde bu gibi modeller ne kadar ileri gidebilir? Örneğin bütün hizmet alanlarını kapsayarak farklı bir model oluşumu. Öngörünüz nedir? Hayır, ben dikey olarak işi iyi yapanın o işte kalacağını düşünüyorum. Yani herkes her işi yapıyor olmayacak. Ama büyük gruplar söz konusu. Onlarda bir konsolidasyon var. Yani Amazon diyoruz, Apple diyoruz, Tencent, işte Alibaba vesaire. Onlar da bir farklı konsolidasyonlar olacak. Ama pazar yerlerinin birbirleriyle birleşeceğini düşünmüyorum. Yani yemek pazar yerinde Yemek Sepeti varsa işte öbür tarafta sahibinden olacak. Hepsi burada olacak vesaire. Farklı farklı filmler olacaklar yani. Farklı bir soru gelmiş. Kendisine göre insanı yaşsal olarak kategorilerse yaş aralıkları kaç olur ve bu aralıkları nasıl yorumlar? Anlamadım ben soruyu. Herhalde X, Y, Z kuşağından bahsediyor. Hı. Yaş kategorisi. Kendi yaşımı söylüyor. 20 yaşlarınızdan. Valla üniversite dönemi diyebilirim. İşte 18-22. Üniversiteden sonraki dönem 22-26. 26'dan sonra uzun bir dönem var. 26-38 bence. 38'den sonra da daha başka bir dönem başlıyor yani. Yani üniversite sonrası daha olgunluk ve artık yaşlılık mı diyeyim 38'den sonra. Yaş diye bir şey yok ya. Ben yani çok genç hissediyorum kendimi. Ben yaşlı hissetmiyorum ama çok da genç değilim ya. Ama yani heyecanınız hala şey. O devam ediyor canım. O devam etmezse ölürüz ya. O yani. Hayatta bir şeyler yapmış bir insan olarak insanın hayatta bir şeyler yapabilmesi için belli bir yaşa gelmesi gerekir mi? İnsanın yaşı hayatında ne kadar etkilidir? Hayır ya. Öyle bir şey yok yani. İnanmıyorum. Ama şu bir gerçek. Üniversiteden mezun olduğunuz zamanlarda sırtınızdaki yük çok daha az olduğu için, insanların sizden beklentisi daha az olduğu için, sorumluluğunuz daha az olduğu için bir şeyleri yapma ve deneme şansınız daha fazla. Ama büyüdüğünüz zaman evleniyorsunuz, çocuk oluyor vesaire. O zaman risk almak daha zorlaşıyor. O yüzden hayatlarında bir takım şeyleri değiştirmek için, bir fark yaratmak için bir şeyler yapmak istiyorlarsa üniversiteden mezun olduktan sonraki 5 sene önemli bir süre yani.
Teşekkür ederiz. Dragons'dan Türkiye adlı programda pizza kutusu satan inşaat mühendisi bir adam vardı. O iş ne oldu? Olmadı, gitmedi. Olmadı. Ha, siz öyle bir program vardı değil mi? Şey, evet. Donald Trump'ınki gibi şey, investor gibi. Shark Tank var Amerika'da. Dragons'dan diye geçti ama yani bayağı oldu ya. 28 sene oldu ya. Yani. Hala hatırlanıyor olması bile ilginç. Yani oradan bir proje çıktı mı hiç başarılı? Yok, çıkmadı. Doğru düzgün bir şey. Bunu da soracaktım. İyi hatırladım. Oran kaç sizce? Yani 100 projeden kaçı başarılı oluyor? 7 falan. 7. Biraz karamsar oldu. Yok, ama. Ben 1 diyecektim. Yok ya. Şey vardı ya sizin bir konuşmanızda. 1000 proje 7, 1000 fikir 7 proje. 2 başarı öyküsü. 2 başarı öyküsü. Yapımcılık yapmayı düşünür mü? Yaparsa ne ters sünneyi destekler? Soran Veysi Salagat. Kendi sorulama arası bir şey. Düşünebilirim yani. Olabilir yani. Hakikaten var mı öyle bir hayalınız? Var yani. Hı. Evet. Al Pacino öyle yemek yiyince olur. Ha, olabilir yani. hiç girmek istemiyorum. Çünkü ben bayağı entertainment ve fun tarafındayım. Ve bence bu bayağı entertaining bir iş. Yani keyif alıcı, keyif alıveren bir iş yani. Çok yüksek risk ya. Onun için iş adamları biraz uzak duruyorlar. Evet öyle. Doğru. Çok yani yüksek. Sıfır risk veya bir yani. Evet. O işte vurdun mu? Yani. Rulet gibi yani. Evet. Koyuyorsun tırrrr tık oturursa. Kariyerinizi veya hayat biçiminizi etkileyen filmler ve kitaplar hangileridir? Güzel soru. Ayn Rand, Atlas, Shrugged var. Ya ben de çok severim. Yalnız onu sevdiğiniz için sizi suçlayacaklar şimdi. Niye? Ben Ayn Rand dedim bir bölümde de aşağıda küfür kıyamet gitti. Yo, ben onu bayağı şey ya, önemli bir... Fountainhead de iyidir. Fountainhead de iyidir. Fountainhead de iyidir. Hatta Fountainhead bazı yerlerde daha iyidir bence. Ha, 2 yıl okul tatili. Ben de çok seviyorum. Film Shawshank Redemption. Hakkı yenmiş filmlerdendir o. Çok iyi filmdir ya. Usual Suspects. İş yapmıyor biliyorsunuz bu arada. Lafı bölüyorum ama. Öyle mi? Shawshank Redemption çıkıyor ve batıyor. Ve şey diyorlar ya nasıl olur hani bu kadar iyi bir şey ama işte. Pardon lafı kestim. Yok. Eyes Wide Shut. 2001 Space Odyssey. O da çok iyidir. Full Metal Jacket. O iyidir. Coppola'nın Godfather'ları iyidir. Yani iyi de dediğim beni etkileyen filmler yani. Apokalips yine Coppola'nın. Tuhaf filmdir. Evet. Cins filmdir yani. Özellikle Marlon Brando'nun çıktığı sahne ve sonrası. Evet. 2,5. saatte beni çıkar zaten. Çok az görüyorum. Ha bir de şey ya. Bu modern kültürden olacak biraz ama Prestige şeyin. Ha seviyor musun? Çok severim o filmi. Ne oldu? Ne oldu? Türkiye'de yaratılan kapitalizm kötü bir şeydir. Kapitalistler kakadır. Algısı hakkında ne düşünüyor? Bu algının girişimcilerin ve yatırımcıların önüne engel koyduğunu düşünüyorum ben şahsen. Buna katılıyor mu? Ayrıca iyi bir girişimci ve yatırımcı olarak kapitalist midir? Ben de hemen araya gireyim pardon. Bununla ilgiliydi Ayn Rand meselesi de. Bu Ayn Rand kapitalizmin savunucusu ya. Yani Rusya'dan kaçıyor ve büyük bir kapitalizm savunucusu oluyor. Türkiye'de para kazanmak ayıp sayılır. Yani para kazanmış birisi mutlaka kötüdür diye bir şey ama var. Onun sebebi şey herhalde ya. Parayı böyle helal yollarla kazanan çok adam yok etrafımızda. Ama bu öyle düşünmeye de programlanmış. Bu para kazanmışsa kesin bir yerden bir vardır, şey kaçırıp evet. Yapmıştır. Ki öyle de oluyor çoğunlukla. Evet ama mesela bizim hikayemiz o kadar öyle değil ki. Yani o kadar böyle efor, zaman, her şeyi vererek sıfırdan... Taş üstüne koyup gelip bütün kazanılan paraların da vergileri veriliyor. Çalışanlara paralar dağıtılıyor falan. O kadar net bir hikaye ki. Bence bizde öyle değil yani. Ya çok kapitalizme indirip yemek ne kadar doğru bilmiyorum girişimcinin önündeki engelleri. Ama çok zannetmiyorum ya. Yani işte girişim, yatırım, para, başarı, exit, bir daha para falan. Bunları kapitalizm çerçevesinde değerlendirmedim hiç. Onun önünde de bir engel olduğunu düşünmüyorum yani. Peki kapitalist misiniz? Vallahi hiç kapitalistim gibi gelmiyor bana yani. Ama yani parayla haşır neşir miyim? Evet haşır neşirim. Kapitalizmin belli temel bir takım şeyleriyle uğraşıyor muyum? Uğraşıyorum. Ama
herhalde sosyal demokratım ya. Yani pek kapitalizm şapkasıyla bir şey yapmıyorum ya. Ne kadar olunabiliyorsa benim bulunduğum sektörde yaptığım işte ve geldiğim noktada o kadar sosyal demokratım ya. Hocam son bir soru gelmiş. Ne olacak bu Trabzonspor'un hali? Sorma ya. O da geliyordu. Siz başkan değilsiniz. Başkan değil yardımcısıydım ben. Sonra ayrıldım. Valla çok zor soru ya. Bu kadar soru cevapladım. Oğlum Mehmet Demir kulağı. En zor soru bu yani. Sonuna kadar desteğe devam yani. Yapacak bir şey, bir şey söyleyeceğim. Yok. Türkiye'deki futbolu nasıl buluyorsun? Bayağı kötü buluyorum. Çok kötü yani. Rezalet buluyorum yani. Ben bir de ben işin içine girmiş biri olarak bunu söylüyordum yani. Yani çoğu zaman tiyatrodan evet, evet. Ve aşağı gitti yani sanki biraz daha iyiydi ve daha kötü oldu gibi. Ya bu kadar para, ben hayatımda bu kadar para harcanan bir sektörün bu kadar kötü veya eğitimsiz kitle tarafına idare edildiğini hiç görmedim yani. Bu tamamen bu menajer ilişkileri, başkanlar, futbolcular, yani her tarafı çok... Şimdi kötü. Ali Koç'un girişiyle belki... O iyi bir şey tabii yani. Yani eğitim anlamında hem Türkiye'nin en önemli ailelerinden biri. Yönetim kurulu da çok iyi. Yani orada çok iyi isimler var. Ama yani bu kombinasyon başarılı olacak diye bir şey de yok. Yani bunu ne yazık ki görürüz şimdi. Bizde de bir dönem çok farklı yönetimler vardı. Olmadı. Olamadı. İnşallah iyi gider. Çünkü çok büyük kitlelerin çok büyük zevk aldığı bir spor. Ama hakkı veriliyor mu? Hayır yani. Ben de seyredemiyorum artık yani. Birkaç senedir bıraktım. Ben yani Trabzon'la benim o seviye ilişkim olmasa ben eskiden her maçı seyrederdim. Yani Bolu Sarıyer maçı açıp seyrederdim yani. Şimdi öyle bir dünya yok yani. Bir de Barcelona'yı görünce oldu galiba bu yani. Barcelona öyle bir oynadı ki. Çizgi romanlardan ve uyarlamalarından bahsedebilirsiniz. Meraklı mısınız çizgi romanı? Hastalık boyutunda. Ha, öyle mi? Ne okuyorsunuz? İtalyanlardan. Sergio Bonelli, şeyler, Zagor, Tex, Mr. No falan. Bayılırdım Mr. No'ya. Hastalık boyutunda ya. Bak onun filmi yapılmadığı için nedense. Çünkü Mr. No'nun. Şey değil ki. Çünkü İtalyan. Şey olsaydı, Marvel, DC olsaydı 50 tane seyretmiştik ya. Zagor'u kaç yılında yapmışlar? Vardı değil mi bizde? 60'lar falan olmuştu. 60'lar. Ha, filmini mi diyorsun? Filmi 80 falan. Öyle bir şey. Zagor bir de o tufanı geçirdik ya. Bütün kahramanların olduğu Süpermenler falan. Telif falan sıfır değil mi? Öyle bir şey yok yani. Vallahi hocama soralım. Telif diye bir şey herhalde kimsenin taktığı yok. O zaman yani. Tabii canım. Star Wars'tan görüntü alıp kullanıyorlar. O şey vardı ya, inişe geçiyoruz. Evet, evet. Cüneyt Arkın. Çizgi roman hayranlığın hastalık boyutuna gelmiş ya. Nasıl başladı küçükten abi? Küçükten başladı ya. Çok küçükten. Okumayı öyle öğrendim zaten. 4-5 yaşında falan işte... Zagor, tekst okuyarak okumayı öğrendim. Bak hep o yaşta bize şey derlerdi. Çizgi roman okuma, başarısız olursun derlerdi. Evet. Adam başarılı olmuş yani. Hakikaten bu arada öyleydi yani. Evet. Okulda çizgi romanları toplarlardı falan. Serseri yani. Bu çizgi roman okuyor derlerdi. Nevzat Bey'in bir de diğer özelliği, okulu 6 yılda mı bitirdiniz? Uzatmalı. Üniversite 6 yılda, evet evet. Yani bütün yapılmaması gereken her şeyi yapmış. Sürekli futbol izler. Bütün her şeyi yapıyor. Demek ki olabiliyormuş ya. Yani. O kadar takmamak lazım. Ama yani. Abi uslu çocuklar, şimdi dün bir mezuniyet törenine gittim. Lise mezuniyet töreni, böyle birinci olan kız çıktı, konuşma yaptı falan. Uslu çocuklar aslında sonradan o kadar başarılı olmayabiliyor. Şimdi kimseyi de kırmak istemiyorum ama aslında uslu çocuklara ihtiyaç var. Şimdi Boğaziçi'nin mezuniyet töreni var bizim bu sene. Ben konuşacağım mezunlar adına. Okulu bırakın deyin. Şey yani, Allah'tan mezuniyette konuşacaklar beni. Oryantasyonla falan konuşsam ondan sonra olayın nereye gideceği belli olmazdı. Mezuniyette en azından herkes zaten mezun olmuş. Çok da... Steve Jobs yapmıştı o konuşmayı evet, galiba. Okulu bırakın, o muydu başkası? Ha, şeydi başkası... Dünyanın en zengin üçüncü adamıydı. Şey demişti. Steve benden zengin çünkü o okulu benden bir yıl önce bıraktı. Ben okulu bırakmadım, o yüzden buradayım. Onu da Harvard'da konuştu. Bill Gates de şey dediler. Sadece 2 senelik eğitimle bak bunları yaptın. 2 sene daha kalsan kim bilir nereye ulaşacaksın. İki taraf çok daha. Şey muhabbet ya. Çok güzel muhabbetler yani. İkisi de yanlış tabii bu arada. En iyisi İFA. Peki. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.